geçici menfaatler uğruna sakın vicdanını susturma. Ömür biter, herkes gider, yüreğindeki ses seni senden eder. Haksızlık karşısında susma. Allah var deyip gerisini bırakmak bazen seni daha da diplere vurdurabilir. Çünkü Allah varsa, ki olduğundan da asla şüphemiz yok, o zaman o yüce kudretin haksızlıklar karşısında ne yapman gerektiğine dair mesajlarına kulak vermek zorundasın. Sen de, ben de. Yoksa düşüşlerimiz her geçen gün daha da artacak, daha çok ezilmeye ve sömürülmeye devam edeceğiz. Haksızlık karşısında susma ey kardeşim. Bu sana da yapılsa, başkasına da yapılsa tepkini göster. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın mantığı İslam'da yoktur. Zalimin zulmü karşısında susmak ona destek vermektir. Oysa Rabbimiz zulmedenlerle meyletmeyin diye bizi uyarıyor. Ve asla zulmedenlerden yana eğilim göstermeyin. Yoksa ateş size de dokunur. Sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur. Sonra size yardım da edilmez. Hud suresi 113. ayet. Zulüm karşısında susanlara da er geç o zulmün geleceğini Rabbimiz açıkça söylüyor. Anlayacağın zalimin zulmüne susmak seni de bir gün aynı çukura düşmek zorunda bırakır. Üstelik Allah'tan başka dostunuz yok ifadesinin ardından size yardım da edilmez demesi bir çeşit ihtardır. Zulüm karşısında susanlara düştükleri çukurdan çıkma konusunda Allah'ın dostluğu da olmaz. Yardımı da gelmez. Allah'a havalet etmek de işin içinden sıyrılmak mümkün değil. Allah her insanın içine haksızlık karşısında susmama tepki koyma duygusunu vermiştir. Çünkü ayetlerin söylediği ile insanın fıtratı çelişmez. Allah'ın peygamberler kitaplar göndermesinin amacı da budur. Yeryüzünde haksızlığı engellemek, adaleti sağlamak. Allah için hakkı ayakta tutan ve adaletle hükmeden insanlar olun. Diyen Rabbimizin uyarılarına rağmen zulüm karşısında susmak ve işi Allah'a bırakmak dinimize ve Rabbimize karşı en büyük haksızlık olur. Geçinci, menfaatler uğruna sakın vicdanını susturma. Ömür biter, herkes gider, yüreğindeki ses seni senden eder.